Başkent Washington, 3 Kasım seçimleri sonrasında çıkabilecek olası şiddet olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Özellikle Beyaz Saray ve çevresinde bulunan iş yerleri ve mağazalar kapı ve camlarını tahtalarla kapladı. Seçime saatler kala hala gerekli tedbirleri almayan mağaza ve iş yerlerinde ise çalışmalar sürüyor. Bazı mağazalar olası olaylara müdahale edebilmek amacıyla özel güvenlik görevlilerinin sayısını artırdı. Seçim gecesi çıkabilecek olaylar için de yerel güvenlik güçleri alarmda. Başkent Washington'un Emniyet Müdürü Peter Newsom, geçen hafta yaptığı açıklamada kayda değer bir şiddet ihbarı almadıklarını ama birkaç kalabalık grubun gösteri düzenlemek için izin istediğini söyledi. Seçim günü başkent Washington ve çevresindeki tüm polis memurları görevli olacak. Bu süreçte izin taleplerine sınırlama getirildi. Newsom, kente girişlerde bir kısıtlama olmayacağını ancak şiddet ve kargaşaya da izin vermeyeceklerini söyledi. Belediye Başkanı Muriel Bowser da seçim sonuçlarına bağlı olası şiddet olaylarında ulusal muhafızları göreve çağırmayı düşünmediğini ancak hali hazırda teyakkuz halinde olduklarını dile getirdi. Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'a girişler de bariyerlerle kapatıldı. USA Today'in haberine göre geçen hafta George Washington Üniversitesi öğrencilerine şiddet olayları nedeniyle yaşanacak karışıklıklar dolayısıyla dışarı çıkamayabilecekleri, dolayısıyla bir kasırga ya da kar fırtınasına hazırlanır gibi birkaç günlük gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını stoklamaları çağrısında bulundu. Başkentteki bazı iş yerleri olası şiddet olaylarına yönelik önlemler kapsamında seçim günü kapalı olacağını duyurdu. Bazı iş yerleri ise olayların hafta boyunca devam edebileceği öngörüsüyle hafta başına kadar kapalı olacak. Özlem Tınaz, Amerika'nın Sesi, Washington.